yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde Adana'nın Ceyhan bölgesini özellikle gezip görmeyi ve anlatmayı istedik. Kendimize ilk durak olaraksa Ölümsüzlük Kenti diye adlandırılan Misis bölgesini seçtik. Hemen arkamızdaysa tarihi Misis Köprüsü var. Buranın çok farklı hikayeleri var. Arkamızda gördüğünüz bu köprü bilinen Roma'nın Anadolu'da inşa ettiği ilk köprü diye biliniyor. Ama burayı Ölümsüzlük Kenti diye adlandırılmasının sebebi ise şu, ismi Kur'an-ı Kerim'de de geçen Lokman Hekim tam bu bölgede ölümsüzlük iksirini yazdığı kağıdı ya da ölümsüzlük iksirini yaptığı iksiri tam bu köprüden nehre düşürüyor. Bir diğer adıysa Lokman Hekim Köprüsü. Üzerinden geçen onca yıla rağmen hala üzerinden hem yayalar hem araçlar geçiyor ve aktif trafiğe açık, hala görevini yerine getirmeye devam ediyor. Misis ayranı meşhurmuş buranın. Hemen zaten Misis Köprüsü'nün yan tarafındaki Lokman Hekim'e geldik Misis ayranı içmek için. Başka farklı şeyleri de var. Enteresan bir durum. Sarımsaklı ekmek. Ama bu sarımsaklı ekmek biraz değişik. Yoğurtlu. Yoğurtlu mu? Yoğurtlu. Yoğurtlu. Hı-hı. Hemen sıcak bir humus. Burada tuzlu yoğurt. Tuzlu yoğurt. Bir de salata geldi. O zaman bakalım Misis ayranının tadına bakalım. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bardaklar da Fenerbahçe. Neymiş bu Misis ayranı? Mis gibi bir ayran mı? Gerçekten mis gibi bir ayran. İkinci isteyeceksin galiba, bitti bardak. Kesin. Hani böyle beklentiyi çok böyle güzellere taşımaya gerek yok ama belli ki burada gerçek yoğurtla yapılmış mis gibi bir ayran. Beğendim. Misis ayranının da gerçek hikayesini öğrenmiş olduk. Buradaki yerli abimizin söylediğine göre Misis ayranının böyle hani vardır ya coğrafi işaretlik durumlar, silifke yoğurdu gibi. Öyle bir şey yok. Misis ayranının özelliği eskiden en iyi ulaşım ve belki zamanının tek alternatifi bu köprü, Misis Köprüsü. Ve insanlar bu yol üstünden geçerken özellikle bu coğrafyanın sıcağını zaten biliyoruz. Soğuk bir şeyler içmek için burada dururlarmış. Köylüler de onlara soğuk buz gibi ayran yapıp satarlarmış. Asıl gerçek hikayesi bu. Bu köprü bir mola durağıymış. Misis ayranının hikayesi de tam olarak buradan geliyor. Misis Köprüsü'nü geçtikten sonra geçiş yolunuzun sol ayağını, yani köprünün sol ayak tarafında arkamda görmüş olduğunuz bu şehir kapısını andıran kalıntılar var. Bir de bunun iç tarafında çok fazla kalıntı var. Ama etrafını tel örgülerle çevirmişler. İçeride ne olduğunu göremiyorsunuz. Kapısı da kapalı. Herhangi bir bilgilendirme yazısı da yok. Etrafında tur attık. Şimdi içeride ne varmış, burası neymiş diye görebilmek için Tunç üzerinden drone'la uçup geçecek. En azından içeriği o şekilde görmüş olacağız. İnternetten de araştırdım ama Misis'le alakalı çok fazla bir maalesef yazıya ya da bilgiye ulaşamadım. Sadece köprüden bahsediliyor. Bir de yine tam bu kalıntıların karşı tarafında tepede kalıntılar var. Belki birazdan oraya da böyle bir yürüyüş yapıp buralarda ne varmış diye iyice böyle bir keşfetmiş oluruz eski Misis'i de. Dostum selam. Nasılsın? Yolculuk ne tarafa? Düz mü? Tamam, ben de böyle düz gidiyorum. Hadi gel beraber yürüyelim. Karavanımızı tam bıraktığımız yerin, yani köprünün sol tarafında, bu antik kalıntıların olduğu yerin karşı tarafında da bir tarla var. Hatta ben de bir ablaya sordum. Abla dedim, bu ne tarlası? Limon dedi.
üzerine çünkü hiç kalmadığı için ne olduğunu tam olarak anlayamamıştım. Sonra dedi ki al bir poşet, üzerinde kalanları topla, ona biz başak deriz dedi. Yani ne anlama geliyor dedim. İşte köylü, işte herkes burada toplayamıyormuş ekinini. Bir kısmını da ağacın üzerine bırakırlarmış. İsteyen gelip toplarmış. Kimseye de hani toplama, alma, etme denmezmiş. Buna başak deniliyormuş. Bugün yeni bir şey daha öğrenmiş oldum. Ben de poşetle toplamadım tabii. Bize 3-4 tane yeter dedim. Bu kadarcık limon aldım. Bugün gitmeyip burada kalmaya karar verdik. Karavanımız da hemen köprünün yan tarafında boş bir alan vardı. Hatta burada oto elektrikçi bir abi var, sağ olsun bize de su verdi. Şu arkamızdaki yapıyı görmüştük. Muhtemelen Roma döneminden kalma. Roma döneminden kalıntılar var orada. Oranın hemen önündeyiz. Bugün buradayız. Yarın rotamızı meşhur Yılan Kale'ye doğru çevireceğiz. Her yerde resmen bir balımız var ya. Çok şanslıyız. Pazartesi günü de biliyorsunuz böyle tarihi yerler, müzeler genelde kapalı olur. Ve biz de bunu biliriz genelde ama unutmuşuz ya da dikkat etmedik. Şimdi Yılan Kale'nin orada bir kafe varmış. Kafenin sahibi geldi, bize kapıyı açtı. Dedi ki gelin dedi, en azından kafenin oraya kadar çıkacağız. Sonra bakalım, bir merdiven çalışması var dedi. Yola bakarız gerçi, hani en kötü bir akşam burada konaklar. Yarın devam ederiz, yani yarın gezeriz. Bakacağız şimdi, karar vereceğiz. Nerede kalıyoruz bu akşam? Nerede kalıyoruz bu akşam? Şahmara'nın kalesinde kalacağız. Yılanlı Kale'de. Yolda yılan gibiydi yalnız. Evet. Yol biraz zorluydu. Evet. Ya sağ olsun muhtar geldi. Kapıyı açtı, bizi içeri aldı. Arkadaşlarımız daha önce bizi uyarmışlardı. Buranın çıkışı çok zorlu, öyle bir yol yok, kayalık, patikalık diye. Şu an merdiven çalışması yapılıyormuş. O da şans. O da şans. Tabii bitmemiş de yani çalışması başlamış en azından. Sonra şurada muhteşem bir manzara var. Ne yapalım manzarada? Manzarada kahve ve manzarada kahve türkü. Evet. Justin gel manzaraya gidelim, gel. Gel. Hadi gel manzaraya doğru. Aferin. Nerede güzel manzara var, götür bizi. Burası kapalı, yarın açılacak. Burada yarın bir kahvaltı yapacağız. Hadi bakalım manzaraya. Hadi manzara. Gel bakalım. Güzelliği. Ama en güzel bu bebek. Bak bakalım bebek. Gel bak buradan bak, gel. Manzaraya bak, çok güzel değil mi? Hazırlıklarımız tamam. Tamam. Çıkıyor muyuz kaleye? İnşallah. Umudumuza yönde. Hadi bakalım. Şimdi geldik, kahvaltımızı yaptık. Bu çocuğumuzu güzel uzun uzun gezdirdik. Öncelikle bir maşallahınızı alırız. Biz 13 yaşındayız çünkü. Değil mi oğluşum? Onu karavanda bırakıyoruz. Tam bir görev adamı. Karavanımızı koruyacak. Çünkü biz şimdi Yılan Kale'ye tırmanacağız. Onun için de bayağı yüksek ve zorlu bir çıkış olur. Justin burada karavanı koruyacak. Koruyacak mısın? Aferin. O zaman çıkış başlasın. Şunların güzelliğine bakın ya. Taşın içinde açmış. Ah canım benim. Çok güzel duruyor ya. Gel bakalım gel, merdivenler bitti. Şarkımız Pamuk Tarlası değil mi? Evet. Yalnız şahane bir Çukurova manzarası. İlk kapıdan geçtik şimdi. İkinci kapıyı bulacağız. İkinci kapıyı bulacağız. Ne taraftan geçeceğiz? Buradan daha kısa aslında ya şu kapı. İyi hadi bakalım. Rehberimiz sensin. Nasıl çıkacaksın oraya? Böyle. Öyle.
El verecek misin bana? Çıktıkça daha iyi gelişiyor. Sen zoru seviyorsun o zaman. Hayır, manzara çıktıkça bulutun gidişine bak. Bakayım. Gölgeye yürüyor musun? Gidiyor. Evet. Fakat ne diyoruz böyle durumlarda? Fakat manzara çok güzel. Hadi devam. Yol bitti komutanım. Bu mevsimde yılan olur mu Tunç? Her mevsimde yılan. Aa bak. İguana mıydı o, neydi? Kertenkele büyük. Evet. Tam şurada büyük bir kertenkele var. Hava bayağı sıcak ama sanmam ya. Daha böyle yaz sıcaklarında çıkar değil mi kertenkele şeyler, yılanlar? Sarı başlı, yeşil gövdeli, beyaz kuyruklu bir kertenkele. Bence o şu anda şey, bu kalemun gibi renk değiştirmeye çalıştı, başaramadı gibi bir şey oldu. Hadi hadi devam. Ne taraftan? Bu arada buranın yolu biraz zorlu demişlerdi ama çok zorlu değil, sadece kapıları bulmak lazım. Kalenin yolu ismini hak ediyor, yılan gibi döne döne. Köşelere yaklaşmıyoruz arkadaşlar. Kendisi bu arada sur tepesine çıkıyor. Bunu söylerken. Geleyim mi? Burada da, benim gittiğim tarafta da yoktu. O zaman kaleye doğru gideceğiz. Sıkıntı bitiyor. O zaman şuradaki yoldan gideceğiz. Yavaş, dikkatli gel. Keçi gibisin ha. Ha, şuraya çıkmamız lazım. Ha, şuraya çıkmamız lazım. Hadi çıkalım. Şöyle düz sola doğru, sola sola. Ha, sağ mı çıkacaksın? Oradan nasıl çıkacağız ki? Buradan çıkış kapıya, evet. Lazım. Orası tehlikeli. Buradan çıkacağız dümdüz. Kapı var. Orada da mı kapı var? Ben derim şu tarafa. Hop! Çok rüzgar var. Şu tarafa çıkalım. Hadi bakalım. Kapıya ulaştım. Tırman tırman. Yalnız ne kadar çıkmışız, bir dönüp baksana. Girelim mi? Dikkat et. Telefonla bir deneyim mi? Dene bakalım. Güzeldi bak, dikkat et. Bir şey değil, üstümün içerisinde ben de düşerim. Ne var orada? Bir şey yok, bak şöyle bir şey işte. Kamera çalışıyoruz. Bak. Böyle olsun, bir olsun, görmedik de demeyiz. Bir şey yok ya. Evet o zaman. Madem bir şey yok, çıkalım buradan. Ay! Zaten Bizans dönemi olduğu için içeride böyle ekstradan bir sunak bulmak vesaire. Hadi gel. Depo olabilir. Ne? Askerlerin deposu olabilir, sığınağı olabilir. Konuştum. Evet, tutan askerler var. Yani tarihiyle, hikayeleriyle meşhur Yılan Kale'deyiz. Buranın 11. yüzyılda buraya gelen Bizanslılar tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Merkezi bir konumda ve çok yüksek bir tepede. Bir tarafımızda Çukurova
var tam anlamıyla düzlük. Zaten İpek Yolu buradan geçiyor ki burası diğer kalelere ek olarak koruma amaçlı inşa edilmiş. Diğer tarafımızdaysa muhteşem Toroslar var. Bölgeye inanılmaz hakim. Gerçekten döneminde yapılmış en sağlam kalelerden biridir ki hala ayakta. Ve hikaye dönüp dolaşıp Şahmaran'da birleşiyor. Dün olduğumuz Misis Köyü, Lokman Hekim, Ölümsüzlük İkseri, Yılanlar hepsi Yılan Kale'de burada birleşiyor. Neden? Belki de bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de Evliya Çelebi. Çünkü buraya geldiğinde etrafta bir yazıt vesaire bulamayınca klasik onun kendi tavrıdır zaten etraftaki yöredeki insanlarla gidip sohbet etmek. Onlarla konuştuktan sonra kendi notlarında burası için Yılan Kale demiş. Önden buyur bakalım. Rüzgar da yavaşladı. Rüzgar çok ilginç. Bölgesel istiyor. Evet. Ama drone uçuramayız değil mi? Of. Mümkün değil. Doğru söylüyorsun. Biz ayakta duramıyoruz ki. El salla. Bayağı çıkmışsın. Ses var. Hello. Nasıl çıktın ya burayı? Düz burası. Dur. Ah. Parlıyor zaten. Kayıyor, fark ettim. Hop. Ay. Aferin bana. Bitti mi? Aa, çok keyifliydi. Bitmesin. Ha. Bakayım hemen. Sur bitti. Bitti. Bitti mi? Evet. Şu surun üst tarafına çıkamaz mıyız ya şu tarafa? Çıkması orada da bitiyor ki. Ama işte bağlantı da yok zaten. O zaman Yılan Kale'nin her bir noktasını gezdik diyebilir miyiz? Gerçekten. Tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir kale. Her köşesini neredeyse işte ayak basıp gezmeye, göstermeye çalıştık. Ne var ne yok diye. Buranın tarihte işte Romalılar yaptığında başka bir isim varmış. Yer olarak başka bir şey söylemiş. Evliya Çelebi gelmiş yazmış. Hani böyle farklı farklı bir sürü isim almış ama Yılan Kale olmasının bir diğer sebebi ise hikayelerden hariç yolu mesela olabilir. O kadar çok kıvrımlı ki ve kalenin kendi yapısı da yılan gibi kıvrımlı aynı zamanda. Bu kaleyi de gezdik, gördük. Bir başka kalede görüşmek dileğiyle rotamıza devam ediyoruz. Şimdi çayı kahveyi böyle manzaraya karşı içelim demiştik kaleden indikten sonra. Ama sonra dedik ki ya aşağıda bir köy var, köy kahvesine gidelim dedik. Bakalım köye gidiyoruz şimdi. Köyün adı neydi Tunç? Büyük Mangıl. Büyük Mangıl köyündeydi. Mangır. Mangır mı? Mangıl. Mangıl. Ha, çaylar geldi. Mangıl. Mangıt. Mangıt. Çaylar geldi. Mangıt ne demek ama mangıt? Mangıt sözlükte kon göç anlamında. Ne anlamında? Kon göç. Kon göç. Konuyor, göçüyor. Mangıra düşünden olaylar kurmuş. Ceyhan'ı, Büyük Mangıt'ı, birkaç çevre köyleri. Onlar kurduğunda bu yıllarda buralar nehir yatağı, bataklık, sineklik, bilmem nelik. Onlar göç etti. Macir misin amca? Macirim. Ben de Bulgar macırıyım. Valla. Ne güzel. Kan çekti bak. Hemşeri çıktık. Adana'da hemşerimi buldum. Ya bu mahalle, bu köyün hepsi macir. Aa, kendi bak köylülerimi buldum. Bulgaristan maciri. Ay, mübadelede gelmişler bizimkiler. Macirlerle birkaç tane Çerkez, Kafkasyalı geliyorlar bu köyü ortak kuruyorlar. Macirin de sorumlusu da yani. 130 senelik kurulmuş tarihi var burada. Ne oldu? Şahmaran'ın kalesinde kalamıyor muyuz? Evet. Şu an çünkü inanılmaz bir rüzgar var. Yani şu an 32 km hızla esiyormuş. Fakat
Fakat 59 kilometreye kadar çıkacak diye bir haber okuduk. Şimdi Ceyhan'a aşağı ineceğiz. Yani zaten kalenin her yerini gezdik. Etrafında turladık. Köylerine de uğradık. Bir tek şu manzarada kahve içemedik. Ya evet, orada da içemedik. Çünkü Tuş dedi ki köyde çay kahve içtik. Tamam dedi. O zaman şimdiki yolumuz Ceyhan. Yeni adresimiz? Ceyhan Luna Park. Karavanla gelirlerse kalabilirler değil mi? İnşallah. Biz yeni geldik. Bilmiyoruz bakacağız. Yani ama etrafımıza çıktık. Çarpışan arabaya falan biniyoruz. Çarpışan araba mı? Yok ya, sen bence hiç hoş olmaz. Kendimi düşündüm de. Ben çarptığımı sen pistten dışarı çıkarsın herhalde. Daha önce Luna Park'ta kalmış mıydık? Şeyde kaldık mı, Marmaris Tekin'de? Luna Park'ın önünde. Bir sürü Luna Park'ın önünde durduk biz ama kaldık mı hatırlamıyorum. O zaman... En son şeyde de Karataş'ta da Luna Park'ın yanındaydık. Yanındaydık ama. Şimdi arka kapılarımız Luna Park'a bakıyor. Güzel, ben sevdim. Rüzgar da azaldı burada. Rüzgar hiç yok buraya, burada. Oraya nazaran. Ya gene var da. Burası efsaneydi. Efsaneydi. Uçuruyordu rüzgar. Drone uçuramadık yine ya. Ya bir evet. Bir drone'la çekemedik. Olsun, anavarzayı çekeriz belki. Bir akşam Ceyhan Büyük Atatürk Parkı'nın oradaki Luna Park'ta kaldık. Etraf yeşillik, güzel, sessiz, sakin. Şimdi temizlik yapıp toparlanıp anavarz antik kentine geçeceğiz. Bu arada hani artık bir gittiğimiz yerde gidiyoruz, kalıyoruz. Ertesi sabah hemen başka bir yeri görmek için yola çıkıyoruz. Bu da şu demek oluyor. Toparlan yerleş, toparlan yerleş, toparlan yerleş. Ama bu da keyifli. İçeri girmek istiyor Cahane. Cahane'sin, temizlik var. Gel buraya. Yerine geç. Buraya gel. Buraya. Yat oraya. Aferin sana. Bekle orada. Temizlik bitsin gideceksin. Şimdi değildir. O zaman laptop nerede? Burada. Diğer adıyla da Dilekkaya Köyü'ne geldik. Şimdi bir köy kahvesindeyiz. Abi sağ olsun bize çay demliyor. Köyün de güzelliği, köy kahvesinin. Tabii ki de Atatürk'ümüzün, atamızın hem bayrağı asılmış hem kendi fotoğrafları. Burada da okeyler oynanmış. Hoş bulduk. Ne yazıyorsun? Şeyden mi kaçtın depremden de? Yok, depremden kaçmadım. Gel bakayım. Al bakayım. Çikolata yer misin? Nereden beri geliyorsun? Aferin sana. Aferin. Gel. Adana'dan geliyoruz. Gel. Ne güzel kızlar bunlar. Bak ne güzel çocuklar. Maşallah maşallah. Gördüm. Çok güzeller. Gel seveyim seni, gel. Merhaba. Gel. Ah ne kadar güzelsiniz siz ya, ne kadar güzelsiniz. Hepsi birbirinden güzel. Hepiniz yavru musunuz siz, gel. Gel aferin, ellerime bak nasıl pislenmiş. Gel seveyim, gel. Nasıl açtın babası? Sen nereden çıktın oraya? He? Bak bak orada ne yapıyor. Hemen şu sağ tarafımızda kazı evi var. Orada sağ olsun bir arkeolog bize buraya park edin dedi. Burada aracınız güvenle durabilir, kalabilirsiniz diye söyledi. Bir gün burada kalacağız. Karavanı park ettiğimiz yer burası. Koskocaman bir yol bizi bekliyor. Ta şu tepede çıkmak istediğimiz yer. Kale orası. Kaleden sonra demir bir yol var. Demir yola da çıkacağız. Demir yoldan sonra kalenin en son bittiği nokta şu taraflarda falan kalıyor. Efes'ten daha büyük olduğunu söylenen bir antik kent gezeceğiz. Nasıl aracı park ettiğimizde? Bence çok güzel.
Bak ta şu tepeye çıktın şimdi. Ta o tepeye çıkacağız. Evet. Yalnız çok sıcak olmadı mı? Ben üzerimi değiştireyim. Size bir sır vereyim. Hı. Eğer benim tarih merakıma güveniyorsanız burası Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biri. Biri değil, hatta bence en büyüğü bile olabilir. Hani şöyle düşünün, antik kent deyince genel olarak bizim hafızamızda ne canlanıyor? Efes, hatta o kütüphanesi canlanıyor. Yılda 1,5-2 milyon turist çeken bir yer. Burası daha büyük. Belki de daha tam anlamıyla istenilen önemi görmedi. Burası en büyük, Türkiye'de en tarihi kale burası. En tarihi kale burası. Evet, evet, burası. Abi ismin ne bu arada? İsmim Dede. 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 Dede memnun oldum. Benim adım da Yeşim. Sen de bana kızım dersin. İyi kızım, tamam. Tamamdır dede. Nereden geliyorsunuz? Trakya'dan geldik. Trakya'dan. Oo, bayağı gelmişiz değil mi? Ne kadar büyük bir şehirde olduğumuzdan bahsetmiştik. Zaten biz de buraya gelmeden önce araştırdığımızda çoğunluğun kaleye kadar çıkmadığını gördük. Çünkü birazcık patika bir yol var. 450 basamak olduğunu söylediler. Sonra yine bir patika var. Ve kale de çok büyük bir yer. Biz zor olandan başlamak istedik. Bakalım yollarda bizi neler karşılayacak ama ilk sağa döndüğümüzde direkt lahitler başladı bile. Yani nekropol veya zenginlerin mezarları belli ki şehrin içindeymiş. Bu lehitin hemen alt tarafındaysa 1, 2, 3 tane kalp var. Hatta şurada acaba bir yazıt mı varmış? Bunun da altında kalp var. Kalplerle donatılmış bir lehit. Güzel bir şehir olacak gibi. Gidiyoruz kale. 45 dakika falan sürüyormuş yol. Sence biz ne kadar sürede çıkarız? 45 dakika. İnatlaşmaya gerek yok. Neyse o, bakacağız. Bence bir saati bulur. Bence bir saati bulur, arada fotoğraf falan çekiyoruz ya. Aynen öyle. Güzel bir patika ama ya, belirgin yani. Gerçi basamaklara daha gelmedik. Evet. Patikayı da göstereyim mi? Göster. Bak bak. Görüyor musunuz? Bak şurada insanlar tırmanıyor işte. Biz de öyle çıkacağız. Kaç kilometre yükseklikteydi? 200 metre yükseklikte olması lazım. 200 metre. Evet. 200 metre çıkacağız. Ay. Hadi bakalım. Çıkarken önümüze bakmamız lazım. Tabii. Aa bak. Şu tarafa gideceğiz değil mi Tunç? Gideceğiz. Orası Zafer Takım'ın olduğu yer mi? Aynen. Antik yolu orası işte. Şehrin yolu. Sütunlu Cadde. Daha az bir şey çıktık ama bazı şeyler kendini belli etmeye başladı. Burası tiyatro. Antik tiyatro. Şu kısım mı? Evet. Küçük gibi görünüyor. Doğru, çok da büyük değil ama zaten buranın bir de amfiteyatrosu var. Ha, iki tane mi tiyatro var? Tabii. O asıl dövüşlerin falan yapıldığı, hani o kolezyum gibi. Evet. Düşün. Yuvarlak, devasa. Onu da görecek miyiz? Yok, böyle. Bu şekilde görebiliyoruz. Yani henüz kazı çalışmaları mı tam olarak yapılmadı? Ya buranın belki taşlarını evlerde kullandılar. Bilmiyoruz ki. Hani restore edilse ne olur ama hala yeri belli. Bence taşlar da var. Buradan bir şeyler çıkabilir. Şurası da hipodrom. Neresi? Yani o şu sol tarafa kaya var ya. Evet. O kayanın olduğu yerin dibi de bence orası olabilir. Hipodrom. Yani o at arabalarının yarıştırıldığı yer. Çok dolu bir şehirmiş ya. Dolu dolu yani. Merdiven de burada başlıyor. Yani biz patikadan geldiğimiz için. Ama normalde böyle devam ediyormuş antik tiyatroya ve şehre kadar. Kalenin merdivenleri. Kaç basamak çıkacağız şimdi? 450 dediler. Saymak istemiyorum, sadece çıkacağım. Hadi bakalım. Peki bir şey soracağım. Bu merdivenler ta o dönemde yapılan merdivenler değil mi? Yani sonradan yapılma bir şey değil. Yani şöyle. Tahmini bu şehrin ilk yerleşmesi milattan önce 5000'lere kadar gidiyor. Ama doğru dürüst bir kanıt yok. Buranın şehirleşmesi ise milattan sonra 1. yüzyıl. En parlak dönemini de 3. yüzyılda yaşamış. Yukarıdaki de bir orta çağ kalesi. Belki de kaya dönemi yapıldı. Kayaya çıkış için yapıldı diyorsun. Eminim. Ya da eskiden büyük bir tapınak vardı. O da olabilir. Tapınaklar genelde yukarı yapıyor. Yukarıları yapıyorlar ya. Evet evet, aynen. Fakat iyi çıktık. Fakat güzel çıktık. Çok güzel çıktık. Nefes nefeseyim ya. Buradan manzara şahane gözüküyor.
Bakın. Şansımıza yine rüzgar çıktı. Bu arada burası Şahmaran dizisinin de çekimlerinin yapıldığı yer. Herkes Yılan Kale olduğunu düşünmüştü. Ama çekimler Anavarza'da yapılmış. Çünkü Yılan Kale'nin yolu çekim yapmak için ve ekipmanları taşımak için çok uygun değilmiş. Anavarza'da yapılmış çekimler. Burası da Şahmaran'la bağlantılı bir yermiş aslında. Çünkü Yılan Kale'den buraya bir alt geçit olduğu rivayet ediliyor diyelim. Ama buradaki kale, yani Anavarza aslında hem Tunlu, hem Yılan Kale, hem Kozan Kalesi hepsinin bağlı olduğu kale, yani garnizon şehriymiş. Yılan Kale gibi yine oldukça yüksekte bir kale ve Çukurova'nın tamamını neredeyse görebiliyoruz. Hatta Yeşim'in hemen tarafında dün gittiğimiz Yılan Kale var. Bayağı merkezi böyle tepede bir yer. Burası 796 yılında o İslam fetihleriyle beraber Abbasilerin komutanı, hükümdarı Harun Reşit tarafından işgal edilmiş, fethedilmiş, ele geçirilmiş. Harun Reşit'ten sonra tekrar Bizanslılar 926 yılında yeniden buraya sahip olmuşlar. 1111 yılında Ermeni Krallığı gelmiş. Ermeni Krallığı'ndan sonra da en son Memlüklülerin bu coğrafyaya hakim olduğu ve hüküm sürdüğü söyleniyor. Belki Yılan Kale'de söylememişimdir. Orada da Yılan Kale'de en son Ramazanoğlu'nun hüküm sürdüğüne dair rivayetler ve birkaç buluntu var. Muhtemelen yine burası da Memlüklüler dediğimiz işte Ramazanoğlu Beyliği'nin burada hüküm sürdüğü düşünülüyor. Ondan sonra en azından askeri boyutta veya büyük bir yaşam yerleşkesi kurulmamış. Yol o taraftan mı? Bu taraftan bak. Nereden? Ne o? İşe bak. Gördün mü? Evet. Dediğim gibi kesinlikle bir tapınak varmış burada. Eminim artık şundan sonra. Devam edecek miyiz? Edeceğiz. Gelebileceğimiz son nokta herhalde. Evet. Bitti mi? Bir definici çukuru. Öyle mi? O zaman Anavarza'yı da fethettik diyebilir miyiz? Tabii fethettik. Şimdi aşağıda neresi kaldı? Daha şehir aşağıda. Şu an kalesindeyiz sadece. Tunç galiba çekimlerin birinde söylemişti. Bir şehri fethetmek için ilk önce kalesini ele geçirmek lazım diye. Yani tarihte öyle düşünülüyormuş. Şimdi kaleyi gezdik. Aşağıda Zafer Tagı ve kaç kilometrelik yol vardı? Sütunlu Caddesi var. 2700 metre. 2700 metrelik Sütunlu Caddesi varmış. O da şu aşağıda gördüğünüz yer. Ve burası fethetmek için gerçekten çok zor bir kale. İnanılmaz evet. Zor. Yani tek bir yol var zaten. Diğeri Sarp Kayalık. Bitmemiş, daha devam ediyor diyorsun ha? Görüyor musun? Evet. Bu tarafa doğru mu? Şimdilik buradan mı gidelim bakalım? Şahmaran dizisinde insanların çıkıp içine atladığı kuyu buydu. Ama gelin göstereyim. Ben de atlayacağım değil. Aslında atlarım da. Gel bir dakika. Ayağım takıldı. Bir dakika. Burası. Hop. Tada. Yani şurası neyse şurası da o. O kuyu bu kuyu mu? O kuyu bu kuyu işte. Gördün mü? Evet. Tam bitti derken bir bu kadar daha olması. Buzdağı gibi ya. Baksana.
bitmiyordu. Gerçekten çok büyük bir yermiş. Hadi devam. Hadi devam. Şu surun yanındaki kanalı görüyorsun değil mi? Evet. Şurada bir kanal var. Tamam. Bu kanal şu ileriden giden yolun yanından devam ediyor. Kozan Kalesi ve Yılan Kalesi. Evet. Buraya su getirildiği söyleniyor. Kralın kızını almak için talip olmuşlar iki kalenin, hı hı, kralının oğulları. Buraya talip olunca Anavarza Kalesi'nin, Anavarza kralı diyeyim daha doğrusu, demişler ki buraya benim kızımı alabilmeniz için buraya su getirin. Su getirmek için Kozan Kalesi'nden buraya kadar su kanalı yapmışlar. Kralın kızını alabilmek için. Almış mı peki? Orası. Orası meçhul. Tarihte kayıp. Kız kabul ediyor işte. Diyor ki baba işte ilk hangisi getirirse, hı-hı, ben ona verebilirsin. Ama Yılan Kalesi'nin prensine aşık. Kozan Kalesi daha çabuk getiriyor. Kız da surlardan kendini aşağıya atıyor. Ama Yılan Kalesi'ndeki prense aşık olduğu için. Bu şeyde de Google'da yazdığınız zaman da çıkan çok hikayeler var ama ilk çıkan da bu. Aynen. Diğer taraftakine gönlü olmadığı için. Kozan Kalesi'nde gönlü zaten yokmuş. Zaten bazı şeylerde depremi de ona bağlıyorlar ya. İşte kızı suyu getirene vermedi. Bu şehir lanetlendi diye peş peşe depremler olmuş, vebay olmuş. O hikayeleri onlarla bağdaştıranlar, evet, evet, bağdaştıranlar da var. Çok fazla hikaye var ya bununla ilgili. Yani rivayeti çok fazla. Yani sözde bu üç kalenin arasında tüneller olduğu söyleniyor. Şuradaki tüneli şahit mi de? Hani birkaç yerde gördün göçün. Göçünler var, var mesela. Bizim köyün arkasında, Metelerin evlerinin arkasında şey bir altı boş bir zemin var. Hani bir tünel gittiği söyleniyor. İleride de bir tünel gibi bir alttan bir yapı var. Orası göçmüş. Üstünü tarla sahipleri falan hep kapatmışlar. Çok farklı hikayeleri var buralarda. Bu köyün gençlerini yakaladık. Onlar bizi domuz damına, bir de mezarlıklara doğru götürecek. Peşlerine takıldık, gidiyoruz. Evet, çünkü şeyi merak ettik. Hani bu şehrin şeyi nerede? Hani bu kadar büyük bir şehir. Nekropolü mü? Nekropol, aynen. Mezarlığı nerede yani? Aynen. Şimdi gençler götürüyor işte bizi. Birkaç tane lahit gördük. Başka bir şey görmedik. Evet. Yolumuz da böyle. Mezarlara geldik. Aha. Şurada da var. Bak sıralı bir şekilde. Bak kapaklar gitmiş ama. Bak şurada var. İniyor muyuz? Burası ne peki? Burayı ben de bilmiyorum. Oval bir yapı var, baksana böyle. Büyük ihtimalle burada pencere gibi bir şey var. Sanki böyle kiriş gibi, sütun gibi bir şey varmış burada. Evet. Hep işlemeli birkaç yazı falan var. He. Bak yukarıdan bakınca da nal gibi burası. Hani böyle bir kilise bir şey gibi bir şey olabilir. Küçük bir hipodrom gibi, baksanıza burada sanki bir oturacak yer gibi. Oturmak için yerler varmış. Aa evet. Toprağın altında kalmış bir kısmı. Küçük bir hipodrom gibi diyor, hakikaten de öyle. Atlıyoruz. Nerede yazı var? Burada bir yazı da var hatta. Sanki böyle üst taraflarda bir duvar gibi. Ha, bir şey varmış da devrilmiş gibi değil mi? Evet. Aa, evet. Sanki bu tepesi hani gibi düz. Aha. Şurası altta kalacak şekilde. Aynen. Camide musalla taşını bir yatırıyorlar, dua okuyorlar ya. Evet. Burası da mezarlık. Muhtemelen bu bölge de öldükten sonra dini törenin yapıldığı yer olabilir. Muhtemelen. Olabilir. Olabilir. Bak üzerine yazılar falan da var. Tunç yine. Şey, rehber görevini üstlendi. Ya ilk başta çocuklar bize bir şeyler anlatıyordu. Şimdi Tunç çocuklara burası şöyleymiş böyleymiş diye bilgi vermeye başladı. Bu arada sağ olsun çocuklar bizi nekropole kadar getirdiler. Saatimize de bakalım. Bu arada çok büyük bir antik kent demiştik ya. Biz saat 12'de gezmeye başladık. Saat şu anda 4. Yani gerçekten 4 saattir geziyoruz. Bu ne? Yeni dönem kazısı mı? Patlatmışlar. Evet, yeni dönem. Patlatmışlar ha. Dinamitçiler. Aa, evet bak üzerinde desen var. Kim bilir burada ne vardı? Bir şey söyleyeyim mi? Burada bulmuşlar. Şimdi gençlerin söylediğine göre burası Dilekkaya köyü olarak geçiyor. Ama gençler buraya deliler ya da Ali Kesik de dendiğini söylüyorlar. Bir rivayete göre Hazreti Ali buraya gelmiş ve buradaki iki dağın arasını kılıcıyla, atıyla geçerken kılıcıyla kesmiş. Ortaya da böyle bir yarık oluşmuş. Buradan da yol geçiyor. Ali Kesik yolu diyorlarmış. Köye de zaten Ali Kesik ya da Deliler diye de isim vermişler. Şöyle de yolu göstereyim.
şu iki dağın arasından yol geçiyor. Aşağı inince orayı tekrardan çekeriz herhalde. Ali Kesik. Yapboz parçası gibi birleşse birleşir. Aynen bak şurası şuraya giriyor. Aa hakikaten. İşte, belki de o 525 yılındaki depremle yarıldı. Olabilir. He, söylemiştin. İki defa büyük deprem olmuş burada diye. Evet. İki büyük deprem yaşanmış. Belki o zaman buradaki yılık açılmış olabilir diyor Tunç. Ama bence mitolojik olarak Ali Kesik daha ilgi çekici geldi bana. Dedem de geldi şimdi kahve keyfine. Oh. Dede senin zamanında burası da böyle açıklık mıydı yoksa dağ mıydı? Açıldı. Açı mıydı gene? Ha. Evet sağlamadı çok uçtu ya. Şimdi o kadar sağlam değil mi? Yani bazı yerler uçtu. Kızı. Kilise uçmuş mu gördünüz mü? Gördük dağılmış birazcık. Kilise tümüdü o zaman. Hadi ya. Dede daha güzel zamanlarını görmüştün. Bakım olmayınca yıllar artık. Bir de tam tepede rüzgar. Adana'nın sıcağı. Dede senin yaş kaç? Benim yaş 81. Ey maşallah dedem ya. Hiç göstermiyorsun. Hiç göstermiyorum valla. Maşallah de. Maşallah maşallah. Hadi birer kahve şimdi. Girin. Büyük köy köpekleri geliyor Justin kaç kaç. Nasıldı köyde uyumak? Çok güzel. Gelsin gelsin. Gel bakalım. Gel gel koca köpek gel. Gel buraya. İşte bu kangallardan Justin'i kaçırıyoruz. Ama mis gibi havası var değil mi köyün? Hop. Hop. Aslan kaç para para bu. Kaç. Git içeri. Koş. İçeri koş. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel. Şimdi şurası dedenin evi. Dün tanıştırdığımız dedenin evi. Biz de hemen dedenin evinin yan tarafında kaldık. Evet. Dün bize patlamış mısır verdi. Dün burası doluydu böyle. Hani biz ondan sonra çekim yapamadık. Aynen. Muhtar geldi. Muhtar, çoluk, çocuk, köylüler. Her gelen hoş geldiniz dedi. Oturdu bir çay kahve içtik. Ama keyifliydi. Evet. Ben bir etrafta yürüyüşe çıkayım mı? Hadi bakalım. Bakalım. Hadi yavaş. Bakalım. Gel. Bu çocuklar anlaşacak gibi ya. Sıkıntı yok bak. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Çıma ya. Güzellik. Çok güzelsin maşallah. Bak bak korkma. Ay ben sana dokundum ya. Ay ben sana dokundum güzelliğe baksa. Kokla beni. Aa meraklı. Gel gel. Pık 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 pık. Ne yedin böyle? Ha? Öptüm seni. Öptüm seni. Neyse şehrin hemen giriş tarafındayız. Arkamızdaysa Romalıların belki de tarihlerinde kazandığı en büyük zaferlerden biri olan Pers Savaşı. Sonrası şehrin hemen girişine bir zafer anıtı yani bir zafer tagı inşa etmişler. Aslında üç kemerli en son depremden sonra şu sağ tarafta çatlamalar olmuş. Üçüncü kemeri ise şu an restorasyonda. Asıl detaysa bu zafer anıtının hemen arkasında antik çağın bilinen en büyük ana caddesi var. 34 metre genişliğinde ve 2700 metre uzunluğunda ve tamamen sütunlu bir cadde. Bakalım neler göreceğiz. Şehrin içinde bir taraftan köy yaşadığı için normal hayat da devam ediyor ve bu köyde hem büyükbaş hem küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Şimdi büyükbaşlarla birazdan da küçükbaşlarla beraber şehri gezmeye devam edeceğiz. Sütunlu caddenin antik yolun belli bir kısmını açığa çıkartmışlar en azından bir fikir sahibi olsun buraya gelenler diye. Tabii antik yol şehir bitince bitmiyor. Kendine bağlı başka şehirleri aynı medeniyetten başka şehirleri birbirine bağlamak için antik yolların bitiminde yani şehirden çıktığınızda patikalar sizi karşılıyor. Ve biz de böyle bir yolu keşfedip daha çok şey öğrenebilmek için Likya yolunun 250 kilometresini yürüyüp Likya medeniyetlerine bağlı birkaç şehri gezme şansımız olmuştu. O 250 kilometrelik yolculuğumuzu izlemek isterseniz de şuraya bir
link bıraktık. Bakalım burada görebileceğimiz hamam, tapınak, işte Orion, Odeon gibi şeyler var mı? Hanımlar, beyler, alışveriş sevenler, şu anda dükkanların önündeyiz. Burada Sütunlu Cadde'nin sağında ve solunda dükkanları kalıntılarını görebilmeniz mümkün. Yani bu da ana caddedeki Agora diyebiliriz burasına da. Gelin alışveriş yapalım. Efes Antik Kenti'nde olduğu gibi gerçekten dünya markalarının güçlü sponsorluklarına ihtiyacı var. Çünkü çok fazla ilerlemiş bir durum yok. Yani ayakta bir şey yok. Kazı çalışmaları dediğim gibi devam ediyor. Şimdilik şehrin alt taraftaki surlarını görüyoruz. Dünse bu arka tarafta yukarıda gördüğümüz kaledeydik. Oradan burası zaten çok küçük küçük parçacıklar halinde gözüküyordu. 200 metre çünkü yerden yüksekte. Surlar var dediğim gibi. Şurada bir hamam kalıntısı gördüm galiba. Oraya doğru gideceğiz. Ve şu an sadece taşlar var. Kazı çalışmalarımsı durumlar söz konusu. Bir bölüm finaline daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümde düşünüyordum. Bu bölümde Misis'ten Yılan Kale'ye. Yılan Kale'den Anavarza'ya adeta Şahmara'nın izinde Adana topraklarında köylerinde gezdik diyebiliriz. Yani mitoloji, antik çağlar, işte Bizans, Roma, kaleler, tarih diye dolu devam bir etmeye bölüm çalıştık. Oldu. Çok da güzel bir köyde kaldık. Evet, ya başından sonuna kadar söylemem gerekirse kaldığımız tüm köyleri çok sevdim. Bir de hani böyle insanlar çok sıcaktı. Mutlaka yolunuzu bu köylere de çevirin. Hani sadece antik kenti gezmeyin, bir de aşağıda insanlarla sohbet edin. Evet. Mutlaka gelmenizi isteyebileceğimiz yerlerden birini tanıtmış olduk. Bizim için güzel bir gezi oldu. Bir sürü şey öğrendik. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna. Ve abone ola basarsanız çok mutlu oluruz. Yorum da yaparlarsa böyle birkaç cümlelik falan. Aa, o zaman. Aynen, biz sizi yorumlardan tanıyoruz. Yorumlar bizim kanalımızın gelişmesine, daha çok insana ulaşmasına da fayda sağlıyor. O yüzden yorumlarınızı da mümkünse rica ederiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Neredeyiz? Ne, sürpriz. Osmaniye. Osmaniye'deyiz.